İngiltere'nin Galler Prensesi Kate, prenses unvanı ile ilk kez resmi bir davette taç taktı. Prens William'ın eşi Prenses Kate, Buckingham Sarayı'nda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı karşıladı. Prenses, merhum kayınvalidesi Lady Diana'nın da favorisi olan Cambridge aşıklarının düğümlü tacını ve Diana'nın küpelerini taktı. 20 yıllık iktidarda birçok dev projeyi hayata geçiren hükümet, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek yüksek hızlı tren hattı için düğmeye bastı. Dev hat günde 240 bin yolcu kapasiteli olacak. Yılda ise 88 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak karayolu ulaşımının yükünü hafifletecek. Milyarderler 2022'de servet değerinde para kaybetti. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti 2022'de rekor düşüş gördü. Musk 100 milyar dolar kaybederken net serveti 169,8 milyar dolara indi ve 100 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu. Amerikalı bilgisayar programcısı ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün net serveti 42 milyar dolar olurken bu yılki kaybı 83,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. En az para kaybeden isim ise 22,5 milyar dolarla Çinli milyarder Zheng Yang oldu. Merve Boluğur'un Mert Aydın'la evliliği sona erdi. Çift, Beykoz Adliyesi'nde 5 dakikada görülen boşanma davasıyla yollarını resmi olarak ayırdı. Böylelikle 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği 2. ayını doldurmadan bitmiş oldu. Evlilikleri boyunca her şeylerini dünyanın gözleri önünde yaşayan Kim Kardashian ve Kanye West çifti, boşanma kararı alsalar da gündemden düşmüyor. Dava devam ederken bir anda ortaya çıkan bir üçüncü kişi ise bu ayrılığın bambaşka bir boyutunu gözler önüne serdi. Oyuncu Julia Fox, Ocak ve Şubat aylarında Kanye West'le kısa süren bir birliktelik yaşamıştı. Fox, Kardashian'ların uzun süredir hayran olduğunu açıkladı. Kardashian ailesinin yıllar önce kendisine yardımcı olduğunu ve Kim Kardashian'a yardım etmek için eski eşiyle sevgili olduğunu, ancak West'in Kim'i takıntı haline getirdiği için ilişkisini bitirdiğini söyledi. Fox, o adama asla aşık olmadığını açıkladı. Öte yandan Kanye West'in Kim Kardashian'ın müsteşem fotoğraflarını iş arkadaşlarına gösterdiği iddiası ortaya atıldı. Şahmeran'dan ilk fragman yayınlandı. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmeran dizisinden ilk karelerde ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta oyuncu çıplak bir halde yerde yatıyor ve yanında da yılan var. Ancak yılanın daha sonra özel efektle Serenay Sarıkaya'nın yanına eklendiği ortaya çıktı. Hollywood'un yaramaz çocuğu olarak tanındığı günlerin üzerinden uzun yıllar geçti. Robert Downey'nin rol aldığı Marvel filmlerinden kendini emekli ettiğini açıkladığında hayranları çok üzülmüştü. Şimdi ise onu görenler bu adam kim diyecek kadar şaşırıyor. Amerikalı oyuncu Robert Downey Jr. Los Angeles'taki bir etkinliğe saçlarını kazıtarak katıldı. Birçok kişi sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı. Yasak Elma adlı dizide rol alan Şevval Sam Yeniköy'de görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan oyuncu, "Hava çok güzel, çıkıp yürüyüş yaptım, çekim öncesi sporumu yapmış oldum," dedi. Dünya ünlü Hollywood yıldızı ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili bilgiler 50 yıl sonra bulundu. Bruce Lee'yi hipotermi, yani fazla su içmenin ölüme götürdüğü ortaya çıktı. Alman süpermodel Heidi Klum ve 18 yaşındaki kızı Leni, bir iş çamaşırı markasının ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. Anne kız çekimlerde çok eğlendiklerini söyledi. Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün taksici anısı gündem oldu. Taksici bir çocukla vakit geçirdiğini söyleyen Öztürk'ün anısı hem duygulandırdı hem de güldürdü. Ben böyle fasıl yapmayı seviyorum. Arkadaşlarla beraber toplanalım, fasıl yapalım diye. Ondan sonra bir gün yine böyle 15-20 kişi toplandık, fasıl yaptık. Fasıldan çıktık, gece 2, bir kulüp gibi bir yer var, oraya gideceğiz hep beraber, taksiye bindik. Mahmut'la beraber bindik taksiye. Taksinin arkasında da böyle işte, ne güzel eğlendik, gideceğimiz yerde çok keyifli, o da arkadaşlar bekliyor gideceğimiz yerde falan filan. Öyle konuşurken ben bir ara gözüm taksiciye takıldı, gece saat 2, 20 yaşlarında bir çocuk. Biz arkada böyle eğlenceden bahsediyoruz, çocuk ekmek parası derdinde, bir canım sıkıldı yani. Çocuğun şöyle omuzuna vurdum, arkadaş dedim senin yaşın kaç? Beyazıt abi dedi 20 dedi. Sen dedim abi ne kadar kazanacaksın sabaha kadar? İşte 100 milyon kazanacağım abi dedim. Al kardeşim sana işte başka bir para. Sen dedim gel benle dedim. Eğlen dedim bu gece, bak dedim bizim de keyifli gecemiz dedim. Abi de çok sevinen dedi. Oğlum dedi geldi. Gittiğimiz yerdeki arkadaşlara da söylemedim arkadaşın taksici olduğunu ki hani rahat eğlensin diye. Bir içti. bir içti. Böyle bir içmek yok ama yani. Yani öyle bir içti ki.
Sabah taksici arka koltukta yatıyor. Taksiyi ben kullanıyorum. Mahmut yanımda oturuyor. Taksiciye diyorum ki nereye gideceksin abicim diyor. Adam işi diye ben içmedim yani. Nereye gideceksin diyorum. Sen neves diyorum. Neves diyorum. Bahçeli evlenmiş. Daha diyorum semt alamıyorum senden. Sokak apartman öğreneceğim. Gittim kapıyı çaldık. Hanımı açtı bıraktık yatırdık yani. Tabii canım sonra ben aynı taksiyle bir de tarife açıp eve döndüm. Şaka tabii yine diyorsun. Kendim kullandım. Yolda Beyazıt abi falan diyorlar. Taksi kullanıyorum. Kamera şakası bakmayın kardeşim falan Oyuncu Ezgi Mola'nın köpeği Cookie hayatını kaybetti. Oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Mola daha önce de köpeği Sushi'yi kaybetmenin acısını yaşamıştı. Ben ne yapacağım şimdi diyen oyuncuya destek mesajları yağdı. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlar arasında en farklı skora ulaşıldı. 2020 uzanan taraf oldu. Manchester United'la sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya kötü bir haber daha geldi. İngiltere Futbol Federasyonu geçen sezon Everton maçında bir taraftarın telefonunu yere atıp kırdığı gerekçesiyle Portekizli Yıldız'a 2 maç men ve 50 bin pound para cezası verdi. Beko Android TV spor haberlerini sundu. Oh, 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 Beko.